Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından yeni Malatyaspor'a destek gecesi düzenlendi. Malatyaspor Taraftar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Amatör Spor Federasyonu yönetimiyle çok sayıda taraftar ve basın mensubu katıldı. Açılış konuşmasını yapan Malatyaspor Taraftar Derneği Başkanı Murat Soysal bu güzel gece için herkese teşekkür etti. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu en çok şu günlerde burada bir araya gelerek nasıl bir araya geleceğimizi bir kez daha göstermiş olduk. Bütün misafirlerimiz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Soysal'dan sonra kürsüye davet edilen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatyaspor'a ne zaman destek ve manevi güç gerek olsa onlar her zaman bize enerjileriyle güç kattılar şeklinde konuştu. Taraftarlarımızla yürüdük, şampiyonluk yaşadık. Onların desteğiyle, onlarla beraber, onlar her zaman Malatyaspor için, Yeni Malatyaspor için yağmur demeden, çamur demeden deplasmanlara ve içerideki maçlara hepsine geldiler. İyi günde, kötü günde bizlerle beraber oldular. Bizler burada gelip geçeceğiz. Nice başkanlar geldi, nice yönetimler geldi, geçti. Ama taraftarlar her zaman burada oldu. Her zaman bu takım onların takımı oldu. Onlarla beraber iyi günü de, kötü günü de yaşadı. En iyisini onlar bilir. Biz biliyoruz taraftarlarımızın gerçekten. Neden en büyük gücümüz taraftarımız dedik? Çünkü onlar bu takıma iyi günde de kötü günde de sahip çıktılar. Uzun süren alkışlarla kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana Yeni Malatyaspor'a verdikleri desteklerden bahsetti. Buna renk katan da sizin o güzel tezahüratlarınız, coşkularınız. Dolayısıyla bazen seyircisiz bir maça gittiğiniz zaman gerçekten seyretme bir zevki de olmuyor. Veya taraftar olmayan bir maçın galibiyetinin de mağlubiyetinin de hiçbir tadı tuzu olmuyor. Neticede futbolu güzelleştiren de sizlersiniz. Bugün Malatyaspor için taraftarlarımız bizleri bir araya getirdiler. Bütün taraftarlarımızı yürekten kutluyorum. Başta başkan olmak üzere. Tabii ki bizler Malatyaspor'un yanındayız. Ama arzumuz Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkması. Bugüne kadar Malatya'mızın, şehrimizin çok güçlü bir takımı var. Bunu kimse inkar edemez. Gelmiş olduğu noktaya bugün sıfırdan gelen bir takımımız oldu. Tabii geçmişte gurur duyduğumuz çok güzel tabloları yaşadık bizler Malatyaspor'la. Ama zaman zaman şehir takımları krizlere girebiliyor. Biz o dönemde de Malatyaspor'umuzu hep birlikte el ele verdik. Bütün taraftarımız da Malatya'da spora gönül vermiş kardeşlerimiz de Malatya bugün geldiği noktada gerçekten başkanın da az önce ifade etti. Borcu olmayan bir kulüp, belki ilk birkaç kulüpten bir tanesi bu konuda. Yönetimimizin samimi çalışmaları, gayretleriyle de gerçekten teknik heyetimiz başta değerli hocamız olmak üzere çok güzel bir tablo çiziliyor. Bu senede oynadığı futbolla bizleri gerçekten gururlandırdı. Gecenin ilerleyen bölümünde telefon bağlantısıyla salona hitap eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, geceye katılamadığı için üzgün olduğunu belirterek Malatyaspor'un formasının açık arttırmayla satılmasının imkansız olduğunu belirtti. Tüfekçi, Malatyaspor'un forması açık arttırmayla satılmaz. O formayı ben alıyorum dedi. Bakan Tüfekçi'nin bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı. Tüfekçi'nin satın aldığı Yeni Malatyasporlu oyuncuların imzası olan forma gece sonunda AK Partili Başkan Hakan Kahtalı'ya teslim edildi. İsmi hemen kısaca sözü ona verelim ve Malatyaspor bizim ortak değerimiz. Bunun için de inşallah hep birlikte bunun sahibi olmamız gerekiyor. Ben bugün burada bütün milletvekillerimizin olması gerekiyordu aslında ama hepinizin malumu meclis çalışıyor ve ülke bir yeni bir sisteme girdiğinden yeni bir anayasa değişikliği söz konusu. O yüzden milletvekillerimizin Ankara'dan buraya gelmesi söz konusu değildi.
Hepsinin selamları var. Zaten az önce Sayın Bakanımız bağlandı. Diğer milletvekili arkadaşlarımızın Özgür Çalık'ın, Mustafa Şahin'in, Taha Özsan'ın, Nurettin Yaşar'ın bütün hepsinin de selamları var. Bunu da buradan iletmek istiyorum. Gecenin son bölümünde plaket takdimi olurken Yeni Malatyasporlu futbolcuların imzaladığı futbol topunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 10 bin liraya satın aldı. Ve açık artırmayla futbol topunu da almışsınız. Açık artırma olur mu başkanım burada? Topu bakalım patlak olmasın. Çok fena değilmiş. Evet, bu piyasaya soracağız. Sen de şampiyon olacaksın.